hem uluslararası toplum hem de Birleşmiş Milletler tarihi bir sınavdan geçiyor. Krizlere ve çatışmalara çözüm üretme kabiliyetimiz azalırken, öte yandan gelir dağılımındaki krizler ve adaletsizlikler derinleşiyor. Küresel eşitsizlik ve adaletsizlik aşırıcılığın temelini hazırlıyor. İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı bunun karşısında güç kazanıyor ve çok daha yaygınlaşıyor. Dengesizlikler giderek artıyor, gerek doğa, gerek ekonomi, gerek gelir dağılımı, gerek sosyal ve siyasi alanda adaletsizlikler artıyor. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler insanlığa yönelik giderek büyüyen tehditler karşısında göstermesi gereken liderliği gösteremiyor. Bugün küresel sorunlarımızda ortak çözümler üretecek, umutsuzluğa karşı umudu ayakta tutacak etkin bir yapıya ihtiyacımız var. Umutsuzluğa karşı umut, yoksulluğa karşı refah, adaletsizliğe karşı adalet ve şiddete karşı barışı ön plana tutacak çözümlere ihtiyacımız var. Daha adil, daha kapsayıcı ve etkin bir çok taraflı modele ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler'de, özellikle de Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyaç var. Aslında dünya beşten büyüktür. We need to democratize karar verme mekanizmalarını Birleşmiş Milletler'de daha demokratik hale getirmeliyiz. The resolutions that are adopted with an Genel Kurul'da büyük bir çoğunlukla alınan kararlar Güvenlik Konseyi nedeniyle uygulanamıyor. Uluslararası barış ve güvenlik sadece kısıtlı sayıda ülkeden oluşan kısıtlı bir kliğin kararına bırakılamaz. Yine aynı zamanda giderek artan kutuplaşma çerçevesinde diyaloğu artıracak çözümlere ihtiyacımız var. Buna ilaveten uluslararası finansal mimarinin reformu da artık bir zorunluluk. The only way to achieve the sustainable development goals. Sürdürülebilir kalkınma planlarına ve hedeflerine ulaşabilmenin tek yönü bu. Bütün bu hedefler çerçevesinde her platformda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Dear colleagues, saygıdeğer meclisdaşlarım, aynı zamanda yeni teknolojilerin uygulanması için, özellikle de dijitalleşme için ve yapay zekanın kullanılması ile ilgili olarak yeni çözümlere ihtiyacımız var. Bu çerçevede küresel dijital mutabakatın ilkelerinin uygulanmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Uluslararası toplumun Türkiye'nin ev sahipliğini gerçekleştirdiği bu dijital açığı kapatma çerçevesindeki inisiyatifini desteklemesini bekliyoruz. Bugünkü zirvenin başarısı gerçekten çok önemli bir test ve bu da bizim çok taraflı sistemle güveni artırmak için geliştireceğimiz çözümleri destekliyor. Bu ortak taahhütlerimizi ortak bir dünya vizyonu çerçevesinde tekrar gündeme getirmeliyiz. Bu vesileyle bu sürece katkısı bulunan bütün taraflara teşekkür etmek istiyorum.